Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir maske tarifi hazırlayacağım. Öncelikle kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni açtığım Evimin Lezzetleri kanalına da kanallar kısmında bakarsanız, abone olursanız çok çok mutlu olurum. Destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Öncelikle az önce video çekerken kameramın çekmediğini fark ettim. Ben de malzemeyi karıştırdım. Ben şimdi size malzeme listesini tekrar vereceğim. Bir tatlı kaşığı kadar kakao alıyoruz. Kabımıza ekliyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar da beyaz kil ekliyoruz karışımımıza. Ben karışımı yaptığım için tekrar yapmak istemiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kil ekliyorsunuz. Daha sonra yarım tatlı kaşığı kadar da şöyle maya ekliyorsunuz. Yani yarım tatlı kaşığı, bir çay kaşığı kadar maya ekliyorsunuz. Tüm malzemeyi karıştırıyorsunuz. Bu cildi pürüzsüzleştiren, muhteşem bir şekilde geren, toparlayan ve aydınlatan bir maskedir. Ayrıca da kırışıklığınız var, kırışıklarınız varsa, siyah noktalarınız varsa çok güzel temizliyor. Şöyle tüm malzemeyi karıştırın. Daha sonra isterseniz elinizde varsa, ben bugün portakal suyu ekleyeceğim bir tatlı kaşığı kadar. Sizde varsa mandalina da kullanabilirsiniz. Yoksa bir çay kaşığı kadar şeker, çay şekeri kullanabilirsiniz. Mayanın aktif hale gelebilmesi için. Tüm malzemeyi karıştırın. Daha sonra azar azar ılık su ekleyin ve karıştırın. Maske kıvamına gelene kadar azar azar ekleyin. Bu maske pürüzsüzleştirici cilt maskesidir. Çok değerli bir maskedir. Mutlaka deneyin. Yorumlar kısmına yazın. Tabii kullanmadan önce mutlaka bileğinizin iç kısmına alerji testi yapmanızı öneririm. Kakao bildiğiniz gibi cildi aydınlatır, pürüzsüzleştirir, siyah noktaları temizler. Maya aynı şekilde A vitamini kaynağıdır. Cilde A vitamini verir. A vitamini gençleştirici etkiye sahiptir. Portakal ise C vitamini kaynağıdır. Maskelerinizde mutlaka C vitamini kullanın. Çünkü C vitamini vücutta kalmayan bir vitamin, atılıyor. Gençleştirici bir vitamindir. Maskelerinizde mutlaka C vitamini, portakal, mandalina veya limon kullanabilirsiniz. Kapsül olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle çikolata kıvamında bir maske oluyor. Kil aynı zamanda mineral kaynağıdır. Kili peeling yapmak için, cildi aydınlatmak için, yağ dengesini düzenlemek için, akne ve sivilce oluşumunu engellemek için kil maskeleri kullanılır. Ama bu şekilde güçlendirildiği zaman çok çok iyi geliyor cilde. Maskemiz şöyle çikolata kıvamında oldu. Cildinizi yıkıyorsunuz, peeling yapıyorsunuz. Kağıt havluyla kuruttuktan sonra nemliyken şöyle öncelikle bileğinizin iç kısmında test yapın. 10 dakika bekleyin. Ardından cildinize, göz altınızda dahil şöyle kalın bir tabaka halinde sürün. 25-30 dakika kadar kurumasını bekleyin. Önce soğuk suyla, sonra önce ıslatın. Sonra soğuk suyla, normal musluk suyla, sonra da yıkayın. Ardından kurulayın ve tonikleyin. Cildinizin aydınlandığını, parladığını göreceksiniz. Gözeneklerinizin açıldığını, içindeki kirlerin yok olduğunu, gözeneklerinizden küçüldüğünü göreceksiniz. Bu maskeyi haftada 2-3 kere düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Bu bir güzellik maskesidir. Her yaş grubuna uygun. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.